Akşamlar sevgili izleyenler, bu akşamki canlı yayın konuğumuz Sarıyer Belediyesi kadın futbol takımı teknik sorumlusu Didem hocamız. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Merhabalar, Nasıl? hoş bulduk. Öncelikle gerek dünyayı gerekse ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınından bahsederek başlamak istiyorum. Siz bu karantina sürecinde neler yaşadınız? Bunları anlatacak olursanız eğer. Ya ülkecek yani şöyle aslında sadece bizim ülkenin değil dünyanın hani kimsenin hazır olmadığı bir durumdu. Hep böyle bir efsaneler olur ya o efsaneler görüp yaşamaya başlıyoruz. Yani ülkemiz açısından tabii ki olumsuz oldu. Kayıplarımız oldu. Şu an bir iyileşme durumu çok yüksek şekilde devam ediyor. Hani inşallah böyle de gidecek. Hani buradan da tabii ki yine tüm vatandaşlarımıza şey yapıyorum. Dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü hani gerçekten böyle biraz havalarda düzelince böyle Evet. bir hafsolmuşluğun dışına çıktık biraz. Biraz daha dikkatli olursak daha iyi olacak. Hem biz de spor alanlarımıza kavuşmuş olacağız. Evet, normalleşme sürecine başladık. Yavaş yavaş sanırım Evet. üstesinden gelmeye çalışacağız daha fazla dikkat ederek. Evet, inşallah. İnşallah. Birçok kadının futbola ilgi alanı vardır, ilgi alanına başlangıçları vardır. Peki sizin futbola ilginiz nasıl başladı? Bunu öğrenelim sizden hocam. Ya çok klasik olacak. Yani birçok program yaptınız diğer hocalarımızla da çok değerli hocalarımızla. Hani biz mahalle kültüründe büyümüş çocuklarız. Öyle olduğu Evet. için de hani ben o konuda çok şanslı olanlardanım. Hani çok iyi bir mahalle ortamım vardı, arkadaş ortamım vardı. Hani sadece futbolda birçok şeyi yapıyorduk. Hani sokaktan eve girmeyen çocuklar olur ya, onlardan biriydim ben de. Futbola da arkadaş ortamından dolayı gerçek bir merakım vardı. Biraz da dört kızız biz. Hani hiç erkek yok. Ailede hep böyle bir kişi daha böyle biraz daha yatkın olur ya spora falan. O da ben oldum herhalde. Evet. Bir de işte mahallede mahalle maçları işte halı sahalara giderdik. Ben hep böyle bir grubun içinde onlarla anlasam da anlamasam da sevdiğim için giderdim. Bir yandan da dayımın etkisi de var. Hani ben Galatasaraylıyım. Bu Galatasaray'ın hani çok küçük yaşlarda yani belki ben işte ilk maçıma 5 yaşımda gitmişimdir. Böyle olunca tabii sürekli futbolun içinde oluyorsunuz. İşte babam top alırdı, getirirdi hani hediye olarak. İşte mahallede o topu olan çocuk ben olurdum. O yüzden hep oyunlara da katılırdım. O şekilde başladık. Ondan sonra zaten kopamadım. Evet. Peki futbola hangi kulüpte başladınız? Başlama sürecinden bahsedebilir misiniz? Kulüp konusunda biraz dertliyim çünkü şimdiki zamanda çok kulüp var. Hani aslında Evet. çok çok iyi bir şey. Bizim zamanımızda biraz ulaşılabilirlik. Ya, dediğim gibi eskiden biz şanslı çocuklar değildik aslında. O konuda biraz sıkıntı yaşadım. 8'li yaşlarımda falan hani özellikle futbolla falan çok ilgiliydim. O dönemler Evet. Binarsu falan hani kurulmuştu vardı 95'li yıllarda. Tabii ki hep böyle bir isteğiniz oluyor ama oturduğunuz yer oranın uzaklığı ve yaşım küçük. Zaten kategoriye girmiyorsunuz. Öyle bir Evet. sorunuz var. Oradan bir hoca mesela iletişimim olmuştu. Ama sonradan gitmek nasip olmadı. Daha sonraları basketbola başladım. Bu olaydan dolayı. 2-3 yıl aktif olarak basketbol oynadım iki tane kulüpte. Oradan tekrar dayanamayıp futbola geri döndüm. Zeytinburnu'nun sporda oynadım. Altınşehir sporda oynadım. Daha sonra üniversiteye girdiğimde de futsal oynamaya başladım. Futbol sevdamı futsal biraz daha öne çıkarttığı için 4 yıl boyunca üniversite takımında oynadım. Hani ona başladıktan sonra hani benim için daha büyük bir haz veren bir şeydi. Onun maçlarının yoğunluğu, programın yoğunluğundan dolayı futbolu bıraktım.
Evet. Peki sonrasında futbolun yanı sıra ilgilendiğiniz farklı spor dalları, lisanslı olarak yaptığınız farklı branşlar mevcut mudur? Ya işte basketbolla ilgilendim. Özellikle işte lise dönemim çoğu basketbolla geçti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin spor okulları vardı o dönem. Projeleri vardı. Onların spor kulüplerinde basketbol oynadım. Altınova Spor Kulübü vardı. Orada aktif olarak basketbol oynadım. Yüzmeye ayrı bir merakım var, ilgim var. Evet. Bu arada Dumlupınar Üniversitesi antrenörlük eğitim mezunuyum. Orada yardımcı ihtisas olarak da hani yüzme eğitimimi biraz ilerlettim. Zaten Sarıyer Belediyesi'ne de aslında hani futboldan önce yüzme olarak başladım. Daha sonra futbolu geliştirdik. Evet. Peki futbol sahalarından uzak kaldığınız zamanlarda yine kadın futbolunu yakından takip edebilmiş miydiniz? Tabii ki yani çünkü futbol öyle bir şey ki yani o kanınıza girdi mi böyle bırakılmayacak bir şey. Her türlü takip ediyorsunuz. Zaten hani belki siz bir kulüpte oynamasanız da arkadaşınız oynuyor, bir yakınınız kesinlikle oluyor, takip ediyorsunuz. Elinizden geldiğince maçlara hani arkadaşınız oynuyorsa maçlarına gidip izliyorduk. Bundan dolayı hep içindeydim aslında, takip ediyordum hani gelişim durumunu. Üniversiteden önce de zaten bir dönem yani yeni bıraktığım dönemden sonra çalışma hayatım oldu üniversiteden önce. O dönemler Evet. özellikle hani arkadaşlarımın yanına sık sık gidip geliyordum. Yani beni tanıyan herkes hep futbol hani hayatımın hep futbol olduğunu biliyorlardı. Öyle de olmaya devam ediyor. O açıdan da mutluyum. Evet. Peki futbol antrenörü olmaya nasıl karar verdiğiniz, örnek aldığınız kişiler var mı? Sizi kim teşvik etti futbol antrenörlüğüne? Bundan bahsedebilir misiniz? Ya antrenör olma sevdam şuradan. Yani aslında bunu ben hani böyle bir şey daha geçen aylarda denk geldim. Küçüklükten beri hep ben işte tabii ki antrenörlük şu bu falan küçükken çok terimleri bilmiyorsunuz. Ben hep spor hocası olacağım, spor öğretmeni olacağım diye söylenir dururdum. Eski bir defterimi buldum. Günlük gibi yazmışım. Zaten 2 sayfa yazıyor. Hani çok tutamazdım o tarz şeyleri. Orada ileriye dönük bir hayalim olarak ben büyüyünce spor öğretmeni olacağım yazmışım. Hani benim yani eğitimci olmak aslında hep bir isteğim. Çünkü eğitimcilik demek hani iyi bir elinizden geldiğini yaptığını düşünüyorsanız hani insanların hayatına dokunuyorsunuz. Dediğim gibi benim yaşım küçükken hani böyle bir imkanım yoktu. Belki kulüp azdı vesaire bir şekilde. Şimdi ben de insanlara yardımcı olabilmek adına hani hiç olmazsa bari işte bir Sarıyer Belediyesi olarak ben orada görev aldığım sürece hani bir kız çocuğu da olsa gelse hani burada hayalini gerçekleştirir. Belki buradan başka bir yerlere yönlenir. Hani hayatına olumlu bir yön açarız diye düşündüğüm için o yüzden antrenör olmak istiyordum. Evet. Peki kadın antrenör olmanız sporcularla iletişiminize katkı sağladı mı? Tabii ki çünkü sonuçta kadın futbolunun bence en önemli faktörü hani bu işte yani bu işin içinde kadınların daha çok olması gerekliliği. Hani bunu biraz söylediğimiz zaman ya işte hani kadın futbolu ya da ayrımcılık yapıyoruz falan diye değil. Hani gerçekten kız çocukların falan istekleri, yapıları, işte alınganlıkları veya yani daha nazik oluyorlar, daha kapalı olabilirler, daha duygusal oluyorlar. Hani bunu siz daha iyi anlayabiliyorsunuz. O yüzden hani bence bu işin içinde kadınların daha fazla olması lazım. O şekilde daha iyi bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca kadın sporcuları da kız çocuklarını da daha fazla spora teşvik edebilmek amacıyla sanırım. Tabii ki rol model olarak orada olduğunuz zaman, bir antrenmana çıktığınız zaman, bir aile geldiğinde bile hani direkt bir kadın antrenörle muhatap olduğu zaman hoşuna gidiyor, şaşırıyor. Daha sonra hani tanıştığı için memnun oluyor. Ya da ben hani çoğu zaman şöyle bir hikaye diyorum. Ya hocam ben de oynuyordum da küçükken. İşte
şartlar, sonra çoluk çocuk işte vesaire deyip böyle bir ufak bir ya, bize dertlerini anlatıyorlar. Orada bizi gördükleri için mutlu oluyorlar. O yüzden örnek olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de mutlu oluyorum açıkçası. Evet. Peki kadın antrenör olarak bir ön yargıyla karşılaştınız mı bu süreçte? Ya karşılaştım dersem yalan olur. Çünkü bilmiyorum ya da belki düşüncesini yansıtmayan da vardır. Hani bilemiyorum. Ama hani benim olduğum bölgede Sarıyer'de özellikle zaten hani yüzme antrenörü olarak da biraz daha hani tanındığım için futbolla da devam ettiğim sürece hep olumlu olarak hani destek aldım aksine. Zaten takıma ilk başladığım zaman bizim Samim hocamız vardı. Galatasaray'ın eski topçusudur kendisi. Geçen sene vefat etti. Ben onun yardımcı antrenörlüğünü yapıyordum. Hani öyle büyük bir hocayla da çalışıp hani bu işe başlamak da benim için çok büyük bir avantajdı. Yani biz ondan böyle Metin Oktay hikayeleri dinleyerek hani antrenmanlar yapıyorduk. Çok da iyi oluyordu. Dediğim gibi hani yanımda böyle bir antrenörün hani bir rol modelinin olması da hani benim işimi çok rahatlattı. O yüzden hiç sıkıntı çekmedim. Evet. Peki Sarıyer halkının kadın futboluna olan tepkisi nasıl? Ne yönde tepkiler alıyorsunuz daha çok? Sarıyer, Olumlu. ya Sarıyer bu konuya çok uzak değil. Çünkü bizim bölgemizde Kireçburnu Spor Kulübü var birincilikte olan. Evet. Zaten ondan bir altyapısı, futbol altyapısı var hani Sarıyer'in. Biz de belediye olarak 5 yıldır ligdeyiz. Ama ondan öncesi hep yaz okullarımızla, spor okullarımızla kız çocuklarına zaten hep futbol eğitimi veriyorduk. Okullara projeler falan yapıyoruz. Zaten hani hep böyle iç içe olduğumuz için sürekli insanlarla o iletişim kurduğumuz için hiç yadırganmıyoruz. Aksine takım üstüne koydukça destek de daha çok artıyor. Hani bu da bizim daha çok hoşumuza gidiyor tabii ki. Peki 3. ligdeki ödenek kesintisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani o konuda birçok kulüp gibi hani biz de dertliyiz. Çünkü yapılan uygulama bir yere varmıyor. Yani şöyle bir şey, bu uygulamayı mesela ödenek kesintisi yaptılar. Bunun sebebi olarak da işte ya çok kulüp açılıyor ya işte bu paralar başka bir şekilde değerlendiriliyor falan diye bir rivayet var. Hani ben çevredeki yani İstanbul'da özellikle hani çalışan arkadaşlarımdan falan hep böyle emekçi olanları gördüğüm için hiç öyle bir şey görmedim. Ama federasyonun kendi uygulama tutumu çok tutarsız kalıyor. Böyle bir durumu hani ödentiyi keserek önüne geçemezsiniz. Bu sefer gerçekten bu işin içinde olması gereken hani olmak isteyen kulüplere de engel oluyorsunuz. Bu sefer de diğer kulüplere sıkıntı çıkıyor. Biz belediye takımı olmamıza rağmen şimdi kesinti olmasına rağmen bir deplasmana gidebilir miyiz? Gideriz. Belki bir tık daha avantajlıyız. Hani belediye kulübü olduğumuz için ne kadar zorluk yaşasak da bir şekilde üstesinden geliriz. Ama gerçekten bunun üstesinden gelemeyecek ama gerçekten bu ligde olmak isteyen birçok takım var. Birçok kulüp var. Hani federasyonun bunu daha sistemli bir şekilde düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha yakın zamanda da bir toplantı gerçekleştirmiştiniz. Sanırım konulardan biri de bu olabilir. Gerçekleştirilen toplantıda. Evet, toplantıda zaten önemli konulardan biri bu. Çünkü Evet. altyapı gelişmiyor. Altyapı gelişmeyen bir yerde de yani üst yapı oluşturmak çok çok zor. Yani yani altyapı gelişmiyor derken bu arada da üçüncü ligde gerçekten çok iyi oyuncular var. Hani çok iyi kulüpler var. Bunlara sadece destek verip daha da yukarıya çıkartmamız lazım. Hani bu çocuklara daha çok sahip çıkmamız lazım. Onun için federasyonun ilk başta bizi bir görüp öncelikle bizi bir görüp ona göre bir yapılandırma oluşması lazım. Ona göre altyapı sistemlerimizi oturtmamız lazım. Biz hani federasyondan da bunu talep ediyoruz. İnşallah sonucuna da ulaşacağımızı düşünüyoruz. Evet, inşallah bizler de o yönde beklenti içerisindeyiz. Peki gelecekle ilgili hedeflerinizden bahsedelim isterseniz.
Gelecekle ilgili hedefim ya öncelikle hani futbola bu kadar hani bağlı olan bir biri olarak da hani gerçekten kadın futbolunu artık yani Avrupa'daki gibi hani bir noktada görmeyi hayal ediyorum. Hani bu benim hayalim tabii ki. Bunun dışında da hani bu konuda hani futbola en ufak bir katkım olacaksa ya da bir oyuncuya en ufak bir katkım olacaksa hani elimden geldiğince hani bu konuda çalışıp özverili davranmayı yani umut ediyorum. Takımımla ilgili güzel hedeflerim var. Çünkü biz hani takımdan daha çok biraz aile gibiyiz. Hani çoğu oyuncu hani 5 sene önceki kadro neredeyse hemen hemen aynı. Hani bir aile durumuna geldik biz. Yani hepsiyle beraber büyüdük. Hani ben de beraber birçok şeyi öğrendim. Onlarla ilgili işte hedeflerim var. İnşallah hani gerçekleşecek. Hani belli bir başarıyı yakaladık. Bundan sonra başarılarımızı devam ettirmek istiyorum. Futbol tabii ki sürekli gelişen, sürekli değişen bir sistem oyunu açıkçası. Bu konuda da kendimi daha çok işte eğitimler olsun. Yani federasyonun da tabii katkısı lazım onun için. Eğitim planlamaları şunlar vesaire ne olabilirse hani onlarla kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Çünkü hani benden daha tecrübeli antrenörlerimiz de var. Daha yeni başlayanlar da var. Hani ben de ileride tecrübeli bir antrenör olarak yoluma devam etmek istiyorum. İnşallah. Teşekkür Bir ederim. de son olarak sizin yolunuzdan gitmek isteyen gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz, neler yapmalarını dilersiniz? Bir de bunu alalım sizden. Şöyle şimdi futbolun şu an içinde bulunduğumuz durum biraz zor olduğu için, biraz karışık olduğu için hani bazıları ön yargılı davranabiliyor. Hani ben çok öğrencilerle iç içe olduğum için çalıştığım bölgeden dolayı biraz böyle sadece futbol konusunda değil, spor olarak zaten genel böyle bir ön yargımız var maalesef. Bunun için biraz ümitsiz bakıyorlar, karmaşık bakıyorlar. Ben onlara sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü hani bir de hedeflerin olması hani o hedefe sonuna kadar gitmeleri gerekiyor. Ben biraz planlı bir insanımdır. Hani belki 3 ay sonra yapacağım şeyi bile kafamda daha önceden düşünüp planlamışımdır. Olup olmaması önemli değil. Sürekli bir plan içerisinde olmaları lazım. Hani bugün bu oldu, aman bu tutmadı, yarın şunu yapalım değil de hani belki küçük bir çocukken bile hani hayal ettiğiniz bir şeyin peşinden gidin diyorum. Evet. Peki programımızı sonlandırmadan önce dün doğum gününüzdü. Futbolun kadınları olarak tekrardan biz yeni yaşınızı kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizi ağırlamak güzeldi bizler için. Ben teşekkür ediyorum. Hatta böyle bir platformda sürekli hani mücadele ettiğiniz için hani biz sahada mücadele ediyoruz. Yeri geliyor ufak da olsa toplantılara katılıyoruz ama bizim asıl sesimizi duyuracak kişiler sizlersiniz. Hani bu konudaki özverinizi gerçekten özverinizden dolayı teşekkür ediyorum. Başarınızın da devamını diliyorum. İnşallah ortak bir ses olup en iyi yere geleceğiz. İnşallah çok teşekkür ederim. İyi Ben akşamlar teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun.